Üseyd bin Hudayr şöyle anlatıyor. Kendi kavmimden biri Zafer oğullarına, diğeri ise Muaviye oğullarına mensup iki aile bana gelerek, "Bizim için Hazreti Peygamberle konuş da gelen mallardan bize de bir pay versin," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e gidip onların isteklerini söyledim. Hazreti Peygamber de, "Ey Üseyd, Allah Teala bize tekrar mal gönderdiğinde gel bana hatırlat da onlar için de bir şeyler ayırıp vereyim," buyurdular. O zaman ben, "Ey Allah'ın Resulü, Allah sana güzel bir mükafat versin," dedim. Hazreti Peygamber de, "Allah size de güzel mükafat versin. Çünkü bildiğim kadarıyla siz namuslu ve sabırlı kimselersiniz. Benden sonra hoşunuza gitmeyecek şekilde başkalarının size tercih edildiğini göreceksiniz," buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde halka bazı mallar dağıtıldı. Hazreti Ömer bana da bir elbise göndermişti. Ben bunu az buldum. Bir gün namaz kılmakta olduğum bir sırada yanımdan geçmekte olan Kureyşli bir gence gözüm takıldı. Üzerinde bana gönderilen elbisenin bir benzeri vardı ve yerlerde sürüyerek gidiyordu. O anda aklıma Hazreti Peygamber'in, "Benden sonra hoşunuza gitmeyecek şekilde başkalarının size tercih edildiğini göreceksiniz," sözleri geldi ve "Allah ve onun Resulü doğru söylediler," diyiverdim. Bunu duyan bir adam gidip Hazreti Ömer'e haber verdi. Ben daha namazımı bitirmemiştim ki Hazreti Ömer geldi ve "Ey Üseyd, namazını tamamla da sana soracaklarım var," dedi. Ben namazımı bitirdiğimde Hazreti Ömer o sözleri niçin söylemiş olduğumu sordu. Hadiseyi olduğu gibi anlattım. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "O gencin sırtındaki elbise Bedir, Uhud savaşlarıyla Akabe biatlarında bulunmuş olan birisine verilmişti. Bu genç gidip o elbiseyi ondan satın almıştır. Ey Üseyd, nasıl oluyor da Hazreti Peygamber'in bu sözlerinin benim halifeliğimde gerçekleşeceğini zannedebiliyorsun?" dedi. Ben de, "Vallahi ey müminlerin emiri, bunun senin zamanında gerçekleşeceğini zannetmiyordum," dedim.